Sayın Cumhurbaşkanı, ben güzel ülkenizde gezmek fırsatında oldum. Ne yazık ki bazı vatandaşlar benim anladığım kadar sizden korkuyorlar. Onlar iddia ediyorlar ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Aynı zamanda daha vahim, bazı insanlar halen iddia ediyorlar ki Ankara'da terör olayları içinde devletin parmağı var. Sizin söz ettiğiniz gibi, yani bu iddialar ilgili. Bu iddialar için ne diyorsunuz ve bu iddialar yapan insanlar ilgili ne düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, hangi gazeteden? Şimdi şunu bir defa samimiyetle görmek lazım. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Bu bir. İkincisi, diktatörün olduğu bir ülkede o ülkenin başbakanına veya o ülkenin cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Bakınız, şu anda ülkemizde demokratik parlamenter sistem içerisinde özgürlüklerin sınırsız yaşandığı Türkiye'dir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda olmayan bu tür talepleri, bu tür etkinlikleri Türkiye'den çok daha etkin bir şekilde yapabilen ülke sayısı nadirattandır. Yarışırız onlarla. Ve bunu iddia ile söylüyorum. İddia ile konuşuyorum. Ve Türkiye'de yazılı ve görsel medya, sosyal medya, şahsım başta olmak üzere, çocuklarım, eşim başta olmak üzere her türlü hakareti sınırsız bir şekilde yapmaktadır. Ve 13-14 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde biz bunları hep sabırla karşıladık. Hala da sabırla karşılıyoruz. Şimdi derin devlet deniliyor cumartesi günü olan hadiseyle ilgili. Şimdi bunu neye göre söyleniyor? Konuşmamda az önce ifade ettim, değil mi? Neye göre söyleniyor? Bir tespiti burada açık ve net yapmamız lazım. Fikirle mi konuşuyoruz, bilgiyle mi konuşuyoruz? Eğer fikirle konuşursanız hep yanılırsınız. Ama bilgiyle konuşursanız bilgide delil vardır, ona saygı duyulur. Gördüğüm o ki bilgiyle değil dedikoduyla konuşuluyor. Veya bir fikirle veya bir ideolojiyle konuşuluyor. Zaten sıkıntı burada. Herhangi bir delile dayanmadan iftira at, tutmasa iz bırakır mantığıyla hareket ediliyor. Ben bir yıl önce halkımın %52'sinin oyuyla cumhurbaşkanı seçilmiş bir insanım. Halkının %52'sinin oyuyla seçilmiş bir insanı acaba diktatör olarak ilan edenler kimler? Menfaatleri elden gidenler mi? İstedikleri gibi hükümet kurup istedikleri gibi hükümet indirenler mi? Dışarıdan beslenen, içeride de bu tür hakimiyetlerini tesis edemeyenler mi? Türkiye ekonomide nereden nereye geldi? Özgürlüklerde nereden nereye geldi? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette nereden nereye geldi? Bütün bunların hepsinin ölçüsü bilgi olarak ortada. Ama bütün bunlara rağmen hala bu iftiralara devam ediliyorsa buna benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmaz. Bakınız, bu denli yazılı ve görsel medyada iftiraları yapanlar rahatlıkla ortalıkta dönüyor dolaşıyorlar. İşte şimdi bu olayda da bakın, hemen burada derin devletin izi var diyenler aslında kendilerini gizliyorlar.
Şimdi bunlar ortaya çıkacak. Bakın hemen emniyet, adalet, bütün teşkilatlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ve bu çalışmaların neticesinde bu hangi örgütler tarafından yapılmış, bunlar ortaya çıkacak. Şu anda zaten izler sürülüyor ve bu canlı bombalarla ilgili DNA testleri vesaire bunlar yapılıyor. Ve istihbarat örgütlerimizin işte şurada daha kısa süre önce yaptıkları açıklamalarla yurt dışından ülkemize gelen bölücü terör örgütünün mensubu bazılarının eylem yapmaya hazırlandıkları bu tweetlerde filan da zaten açıklandı. Şimdi bunların hepsi ortaya çıkacak. Ama biraz tabii ki sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda DNA testleri üzerinde duruluyor. Bunlarla beraber bu çalışmalar sürdürülüyor. İnanıyorum ki neticesinde bu haince eylemi kim yaptı? Bunları da birlikte göreceğiz.